Alo. İyi günler. İyi günler beyefendi. Şafak ne güzel ben. Demokrat gazetesi, gazeteci. Evet. Bir mesaj atmışsınız. Nedir isteğiniz ya da sizin için ne yapabiliriz? Biz Çömlekçi köyünde mağdur kaldık. Elektrik yok. Sular işe, yollar kapalı. 4 günden beri hastamız var. Hastaya ulaşılan ambulansımız yok. Bir devlet dairesinden bir telefon irtibatımız yok. Arayan noktadan konuşmaya çalışıyorum. Siz ararsanız biz anca cevap verebiliyoruz. Bizimki gitmiyor sesimiz. Öyle mi? Çömlekçi, Ereğli'nin köyü değil mi Çömlekçiler? Evet, evet, Ormanlı Çömlekçi köyü. Kaç kilometre Ereğli'ye? 20-25 kilometre. Hastanız durumu nedir? Kova hastası makineye bağlı cihazla yaşıyor. 3 gündür mü elektrik yok dediniz? 4 gün. Bugünden 4 günden beri elektriğimiz yok. Peki hastanın durumu ne yaptınız? Ne durumda? Durumu yapacak bir şeyimiz hiç kalmadı elimizde. Alternatif bir fena durumu. Yolumuz açılmadı. Devlet tarafından da bir desteğimiz, kimseye ulaşamıyoruz. Siz ambulansı 112'yi aradınız mı veya başka bir yere ulaşmaya çalıştınız mı? Gelme şansı yok, yollar kapalı. Yani imkanları elbette devletin vardır, bunu yapacaktır da siz ulaşabildiniz mi ama 112'yi aradınız mı? Yok, ambulans aradık da yolları açtırın biz geleceğiz diyorlar. Ben yolun avukat değilim, kaymakam değilim. Ben yolu nasıl açtırayım, benim lafımla kim gelecek de yol açacak? Siz 112'yi aradınız, başka bir yere aradınız mı beyefendi? Ulaşamıyoruz zaten, telefon çekmiyorum. Tamam. Oranın tam adresini söyleyebilir misiniz? Biz bu yapacağımız haber vasıtasıyla ulaştırmış olalım. Tam adresini söyler misiniz? Ormanlı Çömlekçi köyü. Bir sokak ya da bir mahalle gibi bir yer söyleyebilir misin? Bu komple kendi başına bir miktarlık köy. Peki. Çömlekçi köyü bir miktarlık. Kendi başına köy olarak. Tamam. İsminiz nedir? İsminizi alabilir miyim? Benim ismim Temel Avcı. Temel Avcı, doğru mu anladım? Evet, evet. Ağzayım. Ağzasınız siz aynı zamanda, öyle mi? Evet, peki, evet. Peki tamam. Bir de hastanın ismini söyler misiniz? Bir de yaşını, şu anki durumunu anlatır mısınız? Mehmet Avcı. Kaç yaşında? Abim oluyor. Hastam abim oluyor. Kaç yaşında? 60 yaşında. 60 yaşında. 60-57 o aralarda yaşı o şekil. Şimdi beyefendi teyit almak için soruyorum. Şu an siz yolun açılmasını mı istiyorsunuz sadece, yoksa bir ambulansa ihtiyacı var mı hastanın? Yani bir müdahaleye gerek var mı? Hastaneye mi kaldırılmasını istiyorsunuz? Burada makineye bağlanıp bir hava alması lazım. Kendine rahatlaması için, kendine gelebilmesi için. Anlaşıldı. Ambulans gelip ambulansta o teknoloji var, bizde yok. Anlaşıldı. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.